İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sizlere şu anda Balıkesir Şoförler Odası'ndan sesleniyoruz. Sevgili seyirciler, bugün burada Balıkesir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği tarafından bir toplantı gerçekleştirildi. O toplantı sonrasındayız biz. O toplantıdan geniş şekilde programımızda yer vereceğiz. Sayın Edip Uğur burada, Mesut Başkanımız burada. Bu toplantının amacını Edip Bey, Mesut Aşanel'den bir alalım. Sonra evet, size tekrar döneceğim. Bu evet, toplantının amacı neydi? Şimdi bu toplantının evet, amacı bütün oda başkanlarımızı çağırdık, bugün davet ettik buraya. Evet. Büyük şehir olacak, Balıkesir büyük şehir olacak ama bazı tereddütler var. Evet. Herkes birbirine soruyor. Büyük şehir olunca ne gibi bir değişiklik olacak Balıkesir'de? Bir de çeşitli yorumlar yapılıyor. Dolayısıyla bunu yetkili ağızdan ikinci adam olarak Türkiye'deki genel başkan vekilimiz Sayın Edip Uğur'dan ağzından, yetkili ağızdan dinlemek için ve tereddüt ettiği şeyler varsa başkan arkadaşların, esnaf temsilcilerinin sorular sorabilsin diye bunun için yaptık ve gördüğünüz gibi çok yararlı bir toplantı oldu. Çok evet, geniş çaplı bir toplantı oldu ve fazlasıyla istifade ettik. Sayın Edip Uğur milletvekilimize çok teşekkür ediyoruz. O her zaman biz böyle bu tür toplantıları yaptığımızda hiç çekinmeden geliyor, katılıyor ve bizleri memnun ediyor. Bugün de çok memnun olduk. Evet. Kaç oda başkanı vardı? Bütün 86, falan herkes 86 buradaydı. Evet. İki oda başkanı mazereti dolayısıyla bir tanesi buradayken kayınpederi vefat etti, biraz evvel gönderdik. Evet. Ve diğer oda başkanları tamamı burada katıldılar. Ve de çok uzun sürdü, çok yararlı. Vaktinde nasıl geçtiğini anlayamadık. Çok güzel bir toplantı oldu. Teşekkür ediyoruz. Peki. Edip Bey, şimdi uzun bir konuşma yaptınız. Biz o konuşmadan da vereceğiz ama şöyle programımız için birkaç cümle alalım. Böylesi bir toplantı, geniş katılımlı bir toplantı ile ilgili evet, olarak. Tabii Balıkesir gelişiyor. Balıkesir büyüyor. Balıkesir'in ekonomisi de büyüyor. Ve en son Büyükşehir Kanunu'yla çıkan Büyükşehirler Kanunu ile birlikte Balıkesir de büyük şehir oldu. Bu defa esnaf odalarımız davet ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizi 86 esnaf odasıyla Mesut Aşanel Başkanımız bir araya getirdi. Onları dinledik. Daha sonra da büyük şehir olduğunda Balıkesir'in ne gibi menfaatleri olacak, ne faydası olacak, bunları dilimizin döndüğü kadar ifadeye çalıştık. Mesut Başkanımız söyledi, biz Balıkesir'in büyük şehir olması için birkaç defa teşebbüste bulunduk. Hep Balıkesir büyük şehir olsun arzu ediyorduk. İşte bu sefer bu hayal gerçek oldu. Balıkesir büyük şehir olması gerçekleşti. İnşallah 2014 yerel yönetim seçimlerinden sonra Balıkesir iki merkez ilçesi ve diğer 18 ilçesiyle beraber efendim bütün mülki sınırları kapsayan bir büyük şehir sınırıyla efendim büyük şehir oluyor. Efendim bu Balıkesir'e tabii aşk getirecek, iş getirecek, Balıkesir'i büyütecek, cazibe merkezi haline getirecek, Balıkesir'i kent yapacak bir gelişme. Bunu esnaf odaları başkanlarımızla, esnaf kardeşlerimizle paylaştık. Onlar da bizi destekliyorlar. Ben hepsine ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyorum. Yararlı bir toplantı olduğuna inanıyorum. Peki, biz de çok teşekkür ediyoruz ve o toplantıdan görüntüleri evet, seyircilerimize sunuyoruz. Peki, çok teşekkürler. Bugün az evvel genel sekreterimizin izah ettikleri gibi bugünkü toplantımızın amacı büyük şehir olan Balıkesir'in büyük şehir olmasıyla ne gibi değişiklikler olabileceği ve uygulamalarla ilgili sizleri daha geniş bilgilendirmek için bu toplantıyı tertip ettik. Çünkü hakikaten Sayın Milletvekilimiz daha bir süre önce merkezdeki oda başkanlarımızla böyle bir toplantı tertip ettik. Orada da kendisinden bilgi aldık. Başkan arkadaşlarımızı ve bizleri bilgilendirdiler. Ama bu çok merak edilen bir konu oldu artık ilimizde. Büyük şehir olmak mutlaka bir başarı. Ve büyük şehir olduktan sonra da bu şehirde yaşayan insanlarımızın
değerli halkımızın ne gibi değişiklikler olacağı merak konusu oldu. Büyük şehir olacak ama nasıl büyüyeceğiz, nasıl uygulamalar olacak, vergilerde bir değişiklik olacak mı, yok basit usul kalkıyor mu gibi bizleri de esnafımızla ilgilendiren birçok önemli konular var. Bunlar kafaları kurcalıyor. Herkes bir şeyler de söylemeye çalışıyor. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Onun için bu toplantının da sizlerin bilgilenmesi açısından, esnafımızı da bilgilendirmek açısından çok büyük önem taşıyor bizler için. Sayın Vekilimiz de hiç bize olmaz işte olurdu veya işte geçen yaptık ya bu bilgilendirmeyi diye hiç bizi geri çevirmediler. Sağ olsunlar. İl ilçe başkanlarımız da aynı şekilde istediğimiz zaman toplantı tertip edebiliyoruz. Ve kendilerine iletiyoruz. Ondan sonra hiç bizi kırmadan her isteğimizi bu konuda her isteğimizi yerine getiriyorlar. İşte bugün de son defa başkan arkadaşlarımızı, esnafımızı aydınlatması açısından bilgilendirmek için bu toplantıyı tertip etmiş bulunuyoruz. Tabii daha evvel de Balıkesir Büyükşehir olma hayali yeni değil. Yıllar önce il merkezi Büyükşehir Belediyesi olması yönünde bazı çalışmalar yapıldı. Merkez ilçede. Konuyla ilgili iki kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne öneri sunuldu. Ancak o günün kriterlerine göre Balıkesir Büyükşehir olamayacağı anlaşıldı. Daha evvel de yani iki kez Büyükşehir olma çabaları gösterilmiş. Ancak başarılı olamamış maalesef. Ama bu defa artık biz resmen Büyükşehir olduk Balıkesir olarak. O bakımdan hepimize oda başkanları, esnafların temsilcileri olarak bu Büyükşehir olmanın avantajını iyi kullanabilmemiz için daha evvel de söylediğim gibi bilgilenmemiz lazım. O bakımdan kendilerine teşekkür ediyoruz. Toplantıyı düzenleyen Balıkesir Esnaf Odamıza da teşekkür ediyorum. Sizleri bizlerle buluşturdu. Tabii esnaf dendiği zaman cemiyetin orta direği esnaf. Esnaf yapmış olduğu faaliyetle hem ekonomiye katkı sağlıyor, istihdam yaratıyor. Efendim, tabii esnafların en büyük sıkıntısı da asrın getirmiş olduğu değişim, dönüşümden kaynaklanan sıkıntıları var. Mesela benim de dedem Balıkesir'de terziydi, esnaftı. Daha sonra İstanbul'a gittiler, kumaş ticaretiyle meşgul olurken efendim biz bütün tüccar terzilere, insanlara kumaş satarken konfeksiyon çıktı. Öyle bir değişim ki biz Sultanahmet'teki Türkiye'nin sayılı kumaş mağazalarından bir tanesini kapatmak mecburiyetinde kaldık. Dükkanı kapattık. Ama rahmetli pederin ileri görüşlülüğü diyeyim bizi aldı Balıkesir'e getirdi. Benim de kimya mühendisi olmam hasebiyle efendim yağ sanayinde bir faaliyet gösterdik. Allah'a şükür onda da Cenab-ı Allah'ın yardımıyla başarılı da olduk. Balıkesir'imize hem istihdam sağladık. Efendim hem üretim yaptık, hem ihracat yaptık. Bu şekilde bir faydamız da oldu. Şöyle ben baktım Balıkesir'imizde 45.169 esnafımız var. Öyle herhalde değil mi? Doğru bu rakam. Çünkü bu artık esnaf sanatkarların işlemleri bakanlık esnaf ve sanatkar veri tabanı üzerinden yapılıyor internetten. Bu rakamların hepsi doğru rakamlar. Tabii esnaflarımızla ilgili biz AK Parti olarak 10. yılımızı iktidarda tamamladık. Şimdi 10 yıl öncenin Türkiye'siyle bugünün Türkiye'si çok farklı. Bunu nereden görüyoruz? Tabii esnaf kardeşlerimizin, sizlerin kredi ihtiyacı var, para ihtiyacı var. Şöyle bir 10 yıl öncesiyle bugünü mukayese ettiğimizde 10 yıl önce %47 ile 63.520 esnaf kredi kullanırken bugün
6,5, 7,8 kredi faiziyle 257.074 esnaf şu anda kredi kullanıyor. 2002'de 154 milyon liraydı toplam kredi miktarları. Bugün 6 milyon 753 bin lira. Yani 6,7 katrilyon bir kredi hacmine ulaşmış. 153 milyonlar. Tabii esnaf kefaret kooperatifi Balıkesir'de efendim bugün için kullandırdığı kredi miktarı 2012 yılı için kredi miktarı 70 milyon 658 bin lira. 70 trilyon Balıkesir'deki efendim 3607 üyeden kredi kullananlar var. Yani işte 10 yıl sonra esnafımızın kullandığı kredi faizi, kullanan esnaf sayısı ve kullandığı miktar efendim çok farklı. Yine aynı şekilde KOSGEB vasıtasıyla efendim hibe kredileri veriyor şu anda esnafımıza. Artık KOSGEB kredi vermiyor, hibe dağıtıyor. Yani karşılıksız bir para veriyor. 2012, 10, 11, 12 yıllarında Balıkesir'imizde KOSGEB'in dağıttığı hibeler 2 milyon 38 bin 763 lira. Yani 2 trilyon hibe dağıtmış. Yarımızın prim borçlarının yeniden yapılandırılması, yine aidat borçlarına ait gecikme faizlerin affı gibi yapılan efendim işler esnafımıza hizmet için yaptığımız efendim gayret ettiğimiz icraatlar arasında yer alıyor. Dedim ki Türkiye 10 yıl öncenin Türkiye'si değil. Hakikaten Türkiye çok değişti. Türkiye bir kere zenginleşti. Türkiye büyüdü. Ülkenin 10 yıl önce milli geliri kişi başına 3000 dolardı. Bugün 10 bin doların üzerinde kişi başına bir gelir var. Yani refah seviyemiz arttı. Refah seviyemizin arttığını nereden anlıyoruz? Bakın 10 yıl önce 23 milyon cep telefonu varken bugün 65 milyon cep telefonu abonesi var. Yine bakıyoruz internet abonesi 10 yıl önce 1 milyon internet abonesi varken bugün 14 milyon internet abonesi var. Sicile kayıtlı otomobil sayısı ruhsatlı efendim 4 milyon 600 bin 10 yıl önce bugün 8 milyon 500 bin araç var. Aynı şekilde ülkedeki borçlanma ihtiyacı var hazinenin. Bakıyoruz 10 yıl önce 62.7 faizle borçlanırken bugün 5.9 faizle devlet borçlanabiliyor. 10 yıl önce 100 lira aldığı zaman bir yıl sonra 162 bin lira ödüyordu. 100 liraya 162 lira ödüyordu. Bugün 100 lira devlet borç aldığı zaman 105 lira 90 kuruş ödüyor. Aradaki farkı görüyorsunuz. Yine 10 yıl önce devlet 9.4 ay vadeyle borçlanabilirken şimdi devlet 120 ay vadeyle borçlanabiliyor. Zaten bugün gelişmiş ülkelerin, bir Amerika'nın ekonomisinin dipdik ayakta durmasının sebebi düşük faizle borçlanıyor, faizi düşük, vadesi uzun. Ne kadar ortalama? Amerikan hazinesinin 17 trilyon borcu var. Vadesi 35 yıl. Faizde düşük. Herkes Amerikan hazinesine güveniyor. Gidiyor Amerikan hazinesine parasını yatırıyor. Nasıl iyi bir araba aldığınız zaman bir yere park etme ihtiyacı duyuyorsunuz. Arabayı sokakta çizilmesin. Başına bir kaza gelmesin diye. Efendim, adamın efendim 50 milyon doları, 100 milyon doları, milyar doları olan var.
ne yapacak? Evine koyup bunun başında tabancayla bekleyecek hali yok. Bir yere park etmesi lazım. En güvenilir neresi? Amerika'nın siz gidiyor oraya. En düşük faizle, en uzun vadede parasını park ediyor. Bakın 10 yıl önce vergi gelirlerinin %86'sı faize gidiyor. Vergi gelirinin %86'sı. Bugün vergi gelirlerinin %17'si faize gidiyor. Evet, Türkiye'de böyle bir gelişme var. Bu gelişme nasıl oluyor? Siyasi istikrarla oluyor. Siyasi istikrar ekonomik istikrara getiriyor. Şimdi tabii büyükşehirle ilgili efendim birçok şeyler alıyoruz. Tenkitler alıyoruz. Deniliyor ki büyükşehir olduğunda efendim hizmeti nasıl götüreceksiniz? Ücra köşelere. Şimdi nasıl götürülüyorsa, çünkü büyükşehir olduğunuzda il özel il genel meclis, il özel idaresi fes oluyor. Yok. Bütün hizmeti nasıl köylere şimdi il genel meclisi hizmet götürüyorsa, bütün özel idare olduğu gibi büyükşehre devrediyor. Şimdi nasıl götürülüyorsa o zaman eskisinden daha iyi şekilde götürülüyor. Çünkü sizin hizmet götürdüğünüz o köydeki vatandaş oy verecek. Hem büyükşehre hem ilçe ilçe belediyesine, belediye başkanına oy verecek. Yani hesap verebilen bir belediye olacak. Yani hizmetin en ücra köşelerine nasıl götürülecek diye bir sorun yok. Şimdi nasıl götürülüyorsa daha büyük maddi imkanlarla hizmet daha iyi götürülebilecek. Tabii genel bütçe vergi gelirlerinden büyükşehir belediye sınırları içinde büyükşehire %5 ayrılırken bu %6'ya çıkıyor. Yani gelir artıyor. Aynı şekilde ilçe belediyelerine de genel bütçe vergi gelirlerinden 2,5 olan payda %4,5'a çıkarılıyor. Dolayısıyla belediyelerin, büyükşehirlerde gelirler artıyor. Balıkesir'de artış %70 aşağı yukarı Balıkesir'e 250 trilyon fazla para gelecek. 250 milyon lira fazla para gelecek. Bu da ne demektir? İş demektir, aş demektir, büyüme demektir. Evet. Bunun çünkü geçmişte Kocaeli'nde, İstanbul'da görüldü, diğer büyük şehirlerde de şehri nasıl büyüttüğü, ne hale getirdiğini de gördük. Efendim, imar bütünlüğünün sağlanması, ilçe belediyeleri üst ölçekli planlar için Ankara'nın kapısını aşındırmadan çok yakınındaki büyükşehir belediyesiyle sorununu çözecek planlama ve uygulama yeni ve uzman bir anlayışla bir bütünlük içerisinde değerlendirilecektir. Yine şöyle bir iddia var. Deniyor ki bu büyükşehir belediye yasası ülkeyi federalizme götürür. Üniter yapımızı bozar. Bir kere bizim AK Parti olarak biz her zaman başbakanımız daha kuruluştan itibaren ifadesi etnik, dinsel ve bölgesel milliyetçilik yapmayacağız. Bununla mücadele edeceğiz. Her zaman buna karşıyız. Evet. Yani bu Büyükşehir Kanunu tamamen belediye ile ilgili bir kanun. Yoksa ülkedeki efendim insanımızın huzuru için, güveni için, güvenlik güçlerimiz, polisimiz, efendim askerimiz, yargımız her zaman hizmete amade. Yani böyle üniter, daha önce de bunlar biz kalkınma ajanslarını yaparken, kurarken dediler ki Türkiye'yi bölüyorsunuz kardeşim. Bu Türkiye'yi federalizme götürür. Üniter yapıyı bozar. Siz Türkiye'yi 24 bölgeye ayırdınız. İşte şimdi Balıkesir Kalkınma Ajansı. Ne oldu? Çanakkale ile bir ajans, ikimiz bir. Diğer Anadolu'nun çeşitli yerlerinde 3 ilin, 4 ilin, 5 ilin bir arada bir ajans teşekkür.
Aynı iddiayı yaptılar. Aynı şekilde bütün mülki sınırlara alınırken de İzmit ve efendim İstanbul aynı iddialarda bulundular. Ama bu beyhudedir. Yani böyle bir şey olması da imkansızdır. Bu ne bileyim yani muhalefet yapmak için bu gibi iddialarda işte hizmet götürülmeyecek, vergiler artacak, efendim üniter yapımız bozulur, bu federalizme götürür gibi iddialarda bulunuyorlar. Evet, büyükşehir sınırları içinde kalan köy tüzel kişiliklerinin kaldırılmasıyla köye bağışlanmış gayrimenkuller ne olacak? Köylerimizin tüzel kişiliklerinin okul yapmak için, cami yapmak için bağışlanan yerleri var. Veya bir traktör alınmış, romork alınmış, işte çöpünü toplayacak vesaire köye hizmet edecek. Bunlar ne olacak? Çünkü tüzel kişilik kalkıyor köylerin. Yine yasanın 3. maddesinin 4. fıkrasında köy tüzel kişiliklerine şartlı olarak bağışı yapılan taşınır ve taşınmazların devrinin yapıldığı kurum ve kuruluşlar bu taşınır veya taşınmazların bağış amacına uygun olarak kullanmalarını sağlamakla sorumludur. Onu bağışı dışında bir amaçla kesinlikle kullanamaz. O da bu şekilde bir güvence altına alınıyor. Yani o köyün tüzel kişilerin malı o köye ne için o bağış yapılmışsa o amaç için kullanılacak. Yine tabii esnafımızın en çok merak ettiği bizim vergilendirmemiz nasıl olacak? Gerçek usulde mi olacak? Yoksa efendim bu vergilendirme basit usulde mi bir vergilendirme olacak? O da tabii kanunumuzda yerini alıyor. 5 yıl süreyle şu anda esnafımız nasıl vergilendiriliyorsa 5 yıl bu vergilendirme sistemi devam ediyor. Yani bunda da herhangi bir endişe yok. 5 yıl sonra tekrar oturup bakılacak. Yani bu devam etsin yoksa değiştiririz. Yani 5 yıl süreyle bir muafiyet var. Aynı şekilde yeni büyükşehir yasasına göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerimizde de efendim gereken vergi, harç ve katılım payları 5 yıl süreyle alınmıyor. Yani bunda da endişeye mahal herhangi bir durum yok. Evet sevgili seyirciler, burada bugün BESOP'un gerçekleştirdiği o toplantıyı sizlere sunduk, izlenimleri sunduk. Burada sorular da oldu ve Edip Bey, Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Edip Uğur onlara cevaplar verdi. Bugün burada birçok esnaf odası başkanıyla birlikte oldu. Biz de bugünkü programımızın böylelikle sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.